Bugün oyuncak bir robotumuz var. Uykudan uyandırdım. Seviniyor, ağlıyor, öfkeleniyor, kollarını sallıyor. Sizin söylediklerinizi tekrarlıyor. Bu robot nasıl imal edildi? Önce tasarım. Her parçanın çizimi yapıldı. Sonra her organ ayrı ayrı plastik kalıplarla imal edildi. Birleştirildi. Sensörler, kolların ve başın hareketi için minik motorlar, LED gösterge ekranı, içine mini bir mikrofon ve hoparlör, şarj edilebilen bir pil, içine mikro denetleyici veya işlemci konuldu. Başka ne lazım? Yazılım gerekiyor. Hangi düğmeye basılınca ne olacağı, hangi sesin çıkacağı, elini kolunu nasıl sallayacağı, ne yapılırsa nasıl tepki vereceği, tüm bunları içeren bir yazılım olmalı. Sensör ve motor yazılımı, animasyon ve davranış yazılımları lazım. Böyle bir yazılım lazım. Gelelim insana. İnsanın yazılımı hücrenin içerisinde. Bu bir hücre maketi. Yazılım burada, çekirdekçikte. Aslında insan da robot benzeri bir canlı. Robotun yazılımını her bilgisayar öğrencisi çözebilir, benzerini yazabilir. Ama insanın yazılımı olağanüstü karmaşık. Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Bill Gates kitabında insan yazılımının üstünlüğüne şöyle işaret ediyor. İnsan DNA'sı bir bilgisayar programı gibidir. Ancak şimdiye kadar yaratılmış tüm yazılımlardan çok çok daha gelişmiştir. Bunlar DNA maketleri. Bunların her birine nükleotit deniyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin var. İnsan gen haritasında şunlar gibi 3 milyar tane var. Bu ansiklopedi, Encyclopédie Universalis. Britannica'nın Fransızca versiyonu. 30 ciltten oluşuyor. Her sayfada ortalama 10 bin harf var. Her cilt ortalama 1000 sayfa. Böylece her ciltte 10 milyon harf olmuş oluyor. Yani hücre çekirdeğinde 300 ciltlik bilgi var. Bu ciltlerin hepsinin 10 katı. Peki niçin bu kadar çok bilgiye ihtiyaç var? Çünkü her insan farklı. Vücutlarımız milyonlarca farklılıklar içeriyor. Bu yazılımın çözülmesi çok önemli. Bu kadar bilgi içinde bir kelime yanlış olsa ne olur? Açıyorum bir sayfayı. Şu kelimede bir tasih olsa, yanlış yazılsa. Veya bu paragrafla şu paragraf yer değiştirmiş olsa. Veya bu sayfalar yer değiştirse. Bu robotun yazılımı buydu. Şu kodla şu kod yer değiştirse. Veya bir kodu silsem, robotun hareketleri değişir, bazı arızalar çıkar. İnsan tek bir hücre olarak yaşama başlıyor. Yumurta ve sperm bir araya geliyor. Şu an tek bir hücre. Tek hücre bölünerek, çeşitlenerek çoğalıyor. Her bölünmede DNA kopyalanıyor. 3 milyar baz çifti fotokopi makinesine girmişçesine kopyalanıyor. Şu an burada 30 cilt görüyorsunuz. Yarın bu odaya gelseniz bir baksanız ki 30 cilt daha gelmiş. Ne dersiniz? Bu ciltleri buraya bir başkası koydu dersiniz. Çünkü bu ciltleri çoğaltmak için ya fotokopisini yapmam lazım veya matbaada yeniden basmam lazım. Bu ilk hücreydi. Bundan ikinci bir hücrenin ortaya çıkması hiç farklı değil. Gözlerimizin önünde bir yaratılışa şahit oluyoruz. Gördüğümüz her şey mucize. Her hücrede matbaalar varmışçasına kopyalama gerçekleşiyor. Bir insanın yaratılışı böyle bir şey. Diyelim ki bu ciltler bir bebeğin ilk hücresinin DNA'sının kopyası. 9 ay sonra bu hücre milyarlarca defa çoğaltılmış oluyor. Yani kopyası çıkarılmış oluyor. İlk hücredeki 300 cilt bilgi trilyonlarca defa kopyalanmış olur. Şimdi ben bu robotun yazılımının renkli fotokopisini aldım. Bazı renkler silik çıkmış, bazı harfler kaybolmuş. Yani yazılım bozulmuş, mutasyona uğramış. Fabrika bu yazılımı yeni bir robota yüklese onlarca hata çıkar. Bu robotun hareketleri tuhaflaşır. Yazılımdaki hatalardan dolayı.
DNA'yı oluşturan 3 milyar harfin doğru kopya edilmesi, doğru çoğaltılması o yüzden çok önemli. Doğru kopya edilmediğinde ne olur? İki örnek verelim. Bu ciltleri DNA kabul etmiştik. Şuradan bir cilt alıyorum. Mesela şu cildin şurasında CFTR proteinin gen kodunu içeren CFTR geni var. Şöyle bir gen. Şu baz çifti silinse veya olmasa kistik fibrozis hastalığı ortaya çıkıyor. Bunun silinmesi sonucunda CFTR proteini olmayınca geçiş kapanıyor. Solunum ve sindirim sistemlerinde ciddi sorunlara yol açıyor. Şu cildin tam burasında diyelim ki HBB beta globin geni var. Bundaki tek bir baz çifti değişikliği orak hücre anemisi oluşturuyor. Bu mutasyon kırmızı kan hücrelerinin normal yuvarlak şekli yerine orak biçimini almasına neden oluyor. Bu da oksijen taşıma kapasitesini düşürüp çeşitli organlara zarar veriyor. Bu gende bir başka hata Akdeniz anemisine yol açıyor. Bunların tedavisi gen haritasının çözülmesine bağlı. Bu yüzden 3 milyar baz çiftinden oluşan DNA'nın incelemesi çok uzun yıllar sürdü. 1989 yılında James Watson önderliğinde dev bir ekip çalışmalara başladı. 20 dev laboratuvar kullanıldı. 10 yıllık yoğun bir çalışmadan sonra 2000 yılına geldiğimizde insan genomunda büyük ölçüde ilerleme sağlandı. Ve o zamanki ABD Başkanı Bill Clinton bunu dünyaya duyurdu. With the generous support of the Wellcome Trust. 6 milletten 1000'den fazla araştırmacı, mucizevi genetik kodumuzun neredeyse tamamını, yaklaşık 3 milyar harfini ortaya çıkardılar. Hepinizi bu çarpıcı ve insanda tevazu uyandıran başarıdan ötürü tebrik ederim. Bugün Tanrı'nın hayatı yaratırken kullandığı dili öğreniyoruz. Tanrı'nın bu en mükemmel ve kutsal hediyesindeki ihtişam, güzellik ve karmaşıklık karşısında her zamankinden daha fazla hayret içindeyiz. Genom projesini 1993'ten sonra ünlü bilim insanı Profesör Francis Collins yönetti. Collins hayatını DNA'ya adamış bir bilim insanı. Dünya için mutlu bir gün bugün. Daha evvel yalnızca Tanrı'ya malum olan varlığımızla ilgili bu talimatnameye ilk bakışı attığımızı fark etmek beni hem huşu duymaya hem de alçak gönüllülüğe itiyor. Yaşadıklarını daha sonra bir kitap olarak yayınladı. The Language of God. DNA dilinin, DNA yazılımının Allah'ın yaratılış dili olduğunu anlatıyor. Benim için insan genetik kodlarının deşifresi ve bütün metinlerin belki de en dikkate değer olanının ortaya çıkarılması, hem etkileyici bir bilimsel başarı hem de Tanrı'ya saygı vesilesidir. Birçokları titiz bir bilim insanının Tanrı'ya içten inanamayacağı varsayımıyla bu hisler karşısında şaşıracaktır. Bu kitap, Tanrı'ya inanmanın tamamen rasyonel bir seçim, ve inancın ilkelerinin de bilimin ilkeleriyle uyumlu olduğu fikrini öne sürüyor, bu varsayımları boşa çıkarmayı hedefliyor. Bu oyuncak robotun yazılımı 50 sayfa falan tutuyor. Bizim her bir hücremizde bunun 50 bin katı kadar bilgi var. İnsanlar olağanüstü bir yazılımla yaratıldığı için bu robotları üretebiliyorlar. Bazı bilim insanları Dr. Collins gibi düşünmüyor. DNA yazılımı için milyonlarca yıllık rastlantılarla kaza ara oluştu diyorlar. Bunların en meşhuru Richard Dawkins. Bu kitabın yazarı. Bencil gen. Allah'ın yarattığını görmezden geldiğinizde şu oluyor. Milyonlarca genin her birine yaratıcılık sıfatı, yaratıcılık vasfı vermek zorunda kalıyorsunuz. Dawkins şöyle diyor. Bizler körü körüne gözü kapalı olarak gen isimli bencil molekülleri korumaya programlanmış robot makineleriz. İnkar etmiyor. Ortada bir robot var, makine var, program var ama bunların hepsi kör körüne gözü kapalı olarak yapılıyor. İnsanın DNA yazılımının amaçsız olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor. Bu kitap boyunca genlerin bilinçli ya da amacı olan varlıklar gibi düşünülmemesi gerektiğini vurguladım. Ancak kör doğal seçilim genlerin sanki bir amaçları varmış gibi hareket etmelerine yol açar. Bu yüzden genlerden bahsederken onları bir amacı varmış gibi anlatmak bazen kolaylık sağlar. Dawkins, DNA'nın mimari bir yapı olduğunu kabul ediyor ama asla mimar yok diyor. Bu arada tabii ki bir mimar yok, DNA talimatları doğal seçilimle oluşmuştur. Mimari yapı var ama mimar yok. Böyle bir mantık. İnsanın kendi yazılımını hafife alması, yazılımının yaratıcısına saygısızlık.
Bu tavır aynı zamanda kendi değerini de hafife almak demek.